Herkese merhaba. Bugün 25 Haziran Cumartesi. Bilecik'teyim. Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesine geldik. Burası hemen türbenin girişindeki Orhan Gazi Camii. Orhan Gazi Camii 1332 yılında yapılmış. Bakın şöyle, Şeyh Edebali ve Dala Hatun'un türbesi de yukarıda. Birazdan çıkacağız oraya. Şöyle arka tarafı göstermek istiyorum ben. Görevli abi yaprakları temizliyor. Motorun sesi geliyor. Şöyle caminin arkası burası. Çok ilginç. Bakın aşağıda bir vadi var. Sorgun Çayı. Aşağıdaki akarsuyun adı. Şöyle ileriye doğru vadi uzanıyor. İleride bir ova var. Şöyle şurada küçük bir şelale oluşmuş. Burada çok ilginç bir detay var. Şöyle dikkat ederseniz karşıda iki tane minare var. Minarelerin tepeleri uçmuş. Cami kısımları da yok. Yani deprem sırasında mı yıkıldı, yoksa tepelerine yıldırım mı düştü? Şöyle karşıda üç minare daha var. Şöyle şurada bir tane. Bir tane şurada var. Şöyle bir tane de şurada var. Onların da yine cami kısımları görünmüyor. Hatta bir tanesinin yine tepesi uçmuş. Çok ilginç geldi bana. Burası Bilecik'in hemen kıyısında, kenarında yer alıyor. Şeyh Edebali Hazretleri Osman Bey'in hocası, aynı zamanda kayınpederi. Osman Bey evine bir gün misafir oluyor ve misafir edildiği odada duvarda Kur'an-ı Kerim asılı olduğu için edebinden ayağını uzatarak yatmıyor. Oturur vaziyette uyurken rüyasında vücudundan, özellikle kalbinden bir tane çınarın büyüyüp yükseldiğini görüyor. Çok geniş alanlara yayılıyor gölgesi. Sabah olunca bunu hocasına soruyor. Hocası da senin kurduğun devlet çok uzun ömürlü olacak, çınar ağacı gibi, ve çok geniş alanlara yayılacak. Çınarın gölgesinin çok geniş alanlara yayıldığı gibi diye rüyayı tabir ediyor. Şeyh Edebali Hazretleri Osmanlı'nın yine manevi kurucularından olarak kabul ediliyor. Şimdi türbeye çıkacağız yukarıya doğru. Şöyle. Bu cami de Osmanlı'nın ilk dönem eserleri özelliğini gösteriyor. Böyle küçük, iki minareli. Yani sultan, padişah tarafından yapıldığı için iki minaresi var caminin. İçerisi böyle üst katı ahşap. Güzel bir ahşap işçiliğiyle yapılmış. Şöyle kısaca caminin içinde gösterebilirim. Şöyle bakın. Orhan Gazi zamanında 1331 yılında yapıldığı kabul ediliyor diyor kitabesinde. Şöyle. Ahşap bir minberi var. Bakın tek kubbeli. Osmanlı ecdadımız Bozkır kültüründen geldiği için, hani çadırlar böyle kubbeli yapıya sahip olduğu için, kubbe şeklinde mimari bir üslup var genelde. Böyle çok mütevazi bir cami. Şöyle ahşap işçiliğini görüyorsunuz üst katta. Evet. Şöyle. Şimdi yukarıya çıkalım. Sanırım Endonezyalı turistler vardı. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Şeyh Edebali'nin hanımının ismi de Bala Hatun. Şöyle yüksekçe bir yerde. Burada yine çok ilginç.
böyle bir minare var. Ama minarenin yine cami kısmı yok. Karşıda bir tane minare var. Biraz önce göstermiştim. Vadinin hemen girişinde. Onun da sadece minare kısmı var. Şöyle ileride türbe kısmı var. Şöyle yukarıda bir Türk bayrağı ve Osmanlı bayrağı var. Buraya bir asansör de yapmışlar. Şöyle aşağıdan gelecekler için sanırım. Buradan manzara nasıl acaba? Şöyle bakın. Bayraklar çok muhteşem duruyor. Aşağısı derin bir vadi. Aşağıda akan suyun sesi geliyor. Şöyle karşıda bir şelale de oluşturmuş. Görülüyor sanırım. Şöyle türbenin olduğu kısım. Hemen böyle tepenin uç kısmına yerleştirilmiş türbe. Burada Ertuğrul Gazi'nin bir sözü var. Bak oğul, beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boynumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, senceyiz içindir. Bu dediklerimin vasiyetim say. Ertuğrul Gazi'nin sözü. Şöyle bakın, içeride de türbe ve sandukası bulunuyor. Evet, burası türbe mahallinin giriş kısmı. Şöyle bakın. Burada Osmanlı padişahları tarih şeridi var. Şöyle bir de oraya girelim. Müze burası. Ücretsizmiş girişi. Gezinize sağ taraftan başlayabilirsiniz diyor. Merhaba. Bilecik, Osmanlı'nın kuruluşunun başladığı, kurulduğu şehir diyebiliriz. Bilecik'in Söğüt ilçesiydi. Zamanla bu bölgeler Osmanlı'nın büyüdüğü, geliştiği, kabına sığmadığı yerler oldu. Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar, bütün bu alan Osmanlı coğrafyası haline geldi. Şöyle bakın, burası bir Osmanlı padişahları. Osmanlı padişahları ve eserlerini gösteriyor sanırım. Böyle çini, mozaik, resimler var. Şöyle ben hızlı bir şekilde göstereyim mekanı. Güzel bir yer yapmışlar. Şöyle. Burada yine kayı boyunun sancağı olan ok, iki ok ve yayı görüyorsunuz. Bakın, bu Osmanlı Devleti'ni kuran kayı boyunun sancağı. Şu kenardakiler iki ok, ortadaki de yay. Simgesi buymuş. Şöyle son olarak
Şurayı göstereyim. Evet. Abdülaziz. Abdülaziz daha geride gerçi. Bu Abdülaziz'in 5. Murat. 5. Murat. Sonra 2. Abdülhamit Han. 5. Mehmet Reşat ve Vahdettin. Şöyle. Pideciğin eski hali. Bu bölgenin eski hali sanırım. Evet. Pidecik'ten bu kadar.